Çiftlik Sevdam'dan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda, kanalıma hoş geldiniz diyorum sizlere. Şimdi hem sesim çok yorgun, hem ben çok yorgun ama benden daha yorgun birisi var. Elif. Çünkü dün ağır bir geceydi, ağır bir gündü. Evet, Elif de size el sallıyor buradan. Ağır bir geceydi Elif için de benim için de. Neden? Üniversiteden sınıf arkadaşı dün gece evlendi. Yeni bir hayata adım attı. Çok heyecanlıydık. Elif baş nedimeydi. Çok çok fazla yoruldu. Sabahın erken saatlerinde başlayan. Gerçekten bugün kolumuz, kanadımız kalkmıyor diyebilirim. Ama işte böyle bir enerjiyle, bir şeyle kendimizi gaza getirdik. Bu çekimi yapmaya başladık. Diliyorum hepiniz evlatlarınızın, sevdiklerinizin böyle mutlu günlerini paylaşırsınız. Çok keyif verici bir şey, çok büyük bir mutluluk. Sevdiğiniz birisinin o yüzündeki gülücüğü görmek kadar güzel bir hediye olamaz diye düşünüyorum. O yüzden de bizler de çok mutluyduk. Çok yorgun savaşçılar ama çok mutlu kızlarız bizler bu anlamda. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bu mutluluğumuzu. Benim de çok sevdiğim bir kızım aynı zamanda. Yıllardır birlikte pek çok şey paylaştık Elif'le birlikte, ben de. İnsan böyle bir şeyden çok, ne bileyim işte, gurur duyuyor, mutlu oluyor. Büyük bir keyif, büyük bir keyif. Tanrı herkese, ama herkese yaşatsın dilerim. Şimdi soranlarınız var içinizde. Çiçekler ne oldu Sevda Hanım diyenler var. Çiçekler ne oldu? 33 türün bir tanesi, sadece bir tanesi strese girdi. Diğerlerini bilemiyorum toparlayıp toparlayamayacaklarını, ama ilk kaybettiğim bir tane bitkim var içlerinde. Çok da sevdiğim, beğendiğim bir bitkiydi. Ama şöyle bir umudum hala devam edecek. Aylarca sürecek bu maalesef. Çünkü dibinde böyle minik minik soğancıkları vardı. O minik soğancıklar belki de günün birinde bir yerlerden patlayacaklar ve bana merhaba diyecekler. Dünyaya da merhaba diyecekler. Ben de merhaba, ben annen diyebileceğim işte o zaman. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim elbette. Onun haricinde diğerleri fena görünmüyorlar. İyi gidiyor gibiler. İşte birazcık sıcak var. Arada tabii klimayı açmak zorunda kalıyoruz. Oradaki havadan dolayı, alışık oldukları havadan farklı bir havadalar şu anda İzmir'de. Zaman zaman onlara bir takım şoklar yaşatmak zorunda kalıyorum. Çok hoşuma gitmemekle birlikte işte evin içinde böyle buhar makineleri çalışıyor, bir şeyler. Ben 3 dakikada bir gidip gelip onu bunu kontrol ediyorum falan. Yaşamalarını çok istiyorum. Büyük emeklerle geldiler çünkü bildiğiniz gibi sizin de. O kaybetmek hiçbir şekilde istemiyorum. Zaten biliyorsunuz benim o işte çiçek hastalığımı. Bir çiçek öldükten sonra bile ben aylarca sulamaya devam ediyorum. Çünkü çok fazla başıma geldi. Öldü bu deyip atmıyorum hiçbir zaman. Üstü çok kurusa bile bazen kökten bir yerden, tekrar gövdeden bir yeşillikle dünyaya merhaba diyebiliyor. Bunları çok yaşadığım için aylarca o çiçekleri ben sulamaya devam ediyorum. Emin olmadığım sürece hiçbir kuru çiçeğimi atmam. Zaten yakın zamanda da Çatıçak'ta gittiğimiz o müthiş, ama müthiş, dünyanın en büyük çiçek pazarlarından birisi olan, çiçek pazarlarından birisi de değil, çiçek pazarı olan Çatıçak Çiçek Pazarı'nın videosunu en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Yani ben böyle ağlaya ağlaya gezmiştim. Sizler de ağlayacaksınız. Fiyatlar, işte görseller, hepsi birbirinden iç acıtıcı olacak. Bu videoya hazırsanız o videoyu yakın zamanda izleyeceğiz inşallah hep birlikte. Bunun için tabii Elifciğimin o kurguyu yapabilmesi gerekiyor. Evet deyip isterseniz, dilerseniz artık ay takvimine geçelim. Ama ne zaman? Az sonra. ...5 Ağustos Pazartesi... ...şimdi hafta sonu yaşadığımız yeni ayın etkisi altında kalacağı için... ...Pazartesi gününün ay takvimi bilgisini merak edenler... ...lütfen geçen haftanın videosunun o en son kısmını izlesinler. 6 Ağustos Salı, 7 Ağustos Çarşamba, 8 Ağustos Perşembe büyüyen ay... ...sağlık, bakım, güzellik bilgilerimiz şöyle olacak... ...metabolizmamız, sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, pankreasımız... dalağımız, apandisimiz, karın göbek bölgemiz, bağırsaklarımız,
etki altında kalacak olan organlarımız olacağı için bunların bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmemiz gerekiyor. Yani işte ne bileyim, kabız olmamaya dikkat etmeli. Buna göre yeme içme düzenimizi kontrol etmeliyiz. 2-3 günlük böyle mini diyetler uygulamak sindirim sistemimizi rahatlatacaktır efendim. Ağır spor ve aktivitelerden uzak durmakta yine fayda var. Tırnakla ilgili her tür sorun yaşayanlar için tırnak tedavilerinin 2 kat daha etkili olacağı günlerdeyiz. Bugünlerde saçınıza uygulayacağınız perma çok daha uzun süreli kalıcı olacaktır. Saç boyama ve kestirme için yine ideal günlerdeyiz. Boya rengini çok daha uzun süre koruyacak. Kesilen saçlar daha hızlı ve de kalın olarak uzayacaktır. Epilasyon, ağda ve nasır tedavisi yapmıyoruz. Yüzünüze uygulayacağınız bakım, krem ve maskeleri daha etkili olacaktır. Bununla ilgili size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Diler misiniz sizlere böyle bir takım işte bakım maskeleri videoları paylaşayım. Eğer aşağıda yorum olarak bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sakal sorunu yaşayan beylerin sakal tıraşı olmaları sakalların daha sağlıklı çıkmasını sağlayacak. Kel noktaları da zaman içerisinde mutlaka kapanacaktır. Gelelim bahçe işlerine. Çit taş döşemiyoruz, yabani ot temizliği çapa yapmıyoruz, bitkileri gübrelemiyoruz. Sümüklü böcek mücadelesinde gayet güzel günler. Çok şahane olmasa da çiçekli ve yapraklı bitkilerin ekim ve dikimlerinin yapılabileceği günlerdeyiz. Çim kesmiyoruz, kompost oluşturmuyoruz. Şifalı bitkileri toplayıp kurutabilirsiniz. Ağaç ve bitkilerde budama yapmıyoruz. Fideleri şaşırtmıyoruz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ve ev ve mutfak işleri diyelim ama isterseniz demeyelim. Çünkü maalesef aydan hiçbir şekilde destek göremeyeceğimiz günlerdeyiz. İşte bu nedenle ben yine klasik olarak tatil ilan ediyorum. Keyfinize bakın, bu günlerinizin değerini bilin diyorum. 9 Ağustos Cuma, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar büyüyen ay. Vücudumuzda kalçamız, basenlerimiz, böbreklerimiz, mesanemiz ve salgı bezlerimiz ve de cildimiz etki altında kalacak olan organlarımız. Bu nedenle bakım ve tedavilerine yönelik hareket etmek gerekiyor. İşte mesela böyle sivilcedir gibi, yaralarla oynamak gibi kalıcı iz bırakmaya neden olabilecek şeylerden lütfen uzak durunuz. Tuz tüketimini azaltıp bol su içmek, idrarı uzun süre tutmamak gerekiyor. Beylerin sakal tıraşı olmaları kel noktaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Cildinize besleyici, onarıcı bakım krem ve maskelerini özellikle yatmadan önce uygulamak son derece etkili olacaktır. Saçlarınızı boyatabilirsiniz. Boya hızla saçınızdan akıp gitmez. Ama saç kesimi yaptırmıyoruz. Nasır tedavisi için de uygun günlerde değiliz. Bağ bahçe işlerine gelecek olursak bitkinin enerji ve öz suyu çiçeklerine gideceği için çiçekli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için gayet uygun günlerdeyiz. Çiçekli bitkilere saksıda baktığımız çiçek açan bitkiler artı brokoli, karnabahar ve ayçiçeğini örnek olarak verebiliriz. Bitkileri hiçbir şekilde gübrelemiyoruz. Bu bitkinin köklerine hasar verebilir. Hatta kök ölümüne bile neden olabilir. Sevgili amatör balıkçıların balık yakalama şanslarının gayet yüksek olduğu günlerdeyiz. Hepsine rastgele diyelim. Bahçe aleti temizlemiyor. Evlerimizde baktığımız saksılı bitkilerimizi sulamıyoruz. Kompost oluşturmuyoruz. Ama hep dediğim gibi lütfen bu aşırı sıcaklarda 3 gün boyunca eğer bitkinizin şayet ihtiyacı varsa bitkinizi mutlaka ama mutlaka sulayınız. Yani normalde ben bitkilerimi işte sulama günlerine göre suluyorum bildiğiniz gibi. Ama özellikle tropik bitkiler ve bazı bitkilerin neredeyse her gün suya ihtiyaçları olabiliyor. Ben kendi adıma ay takvimi falan dinlemiyorum. Yani suluyorum mecburen. Meyve ağaçlarını ve bitkileri budamıyoruz. Fideleri şaşırtmak için harika günler değil ama yapabilirsiniz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev işlerinde tatile devam. Mutfak işlerinde ise ay bize sadece ekmek gibi mayalı hamur işlerinde, yoğurt, tereyağı ve de lor yapımında destek veriyor. Başkaca da hiçbir işe yaramıyor o ay efendim. Onun haricinde hani ne diyoruz?
Yassah hemşerim, yassah diyoruz. Evet, bu haftanın da burada sonuna geldik. Elif karşımda uyuyor şu anda. Baygın bir vaziyette. Çok zor şartlar altında çekim yapmak mecburiyetindeyim. Ama sizlere her ne şart olursa olsun bildiğiniz gibi ta dünyanın nerelerinden bu çekimleri yapıp yollayabilmeye çalıştık, gayret ettik. Her şekilde, her ahvalde hasta da olduk. Sesimiz de kısıktı. Şu da oldu, bu da oldu. Biz mutlaka elimizden geldiğince size bu bilgileri paylaşmaya gayret ediyoruz. Umarım sizler de bizlere destek olmak amacıyla bizleri sosyal medya hesaplarınızda, her ne kadar bazıları eksildiyse de içlerinden, bizleri paylaşmaya devam edersiniz dostlarınızla, sevdiklerinizle. Destekleriniz bizim için çok önemli, bildiğiniz gibi. Abone olup abone oldurduğunuz için herkese çok ama çok teşekkür ediyorum şimdiden. Önümüzdeki hafta sağlığım el verirse sizlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın ama yeşil kalmayı unutmayın. Elif uyan. Elif kalk, kalk diyorum. Elif kalksana, çok ayıp.